Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşı tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşı tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olaydan sonra eğlence mekanının yakınında yaralı olarak bulunan asker, aşırı kan kaybı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır, memleketi Denizli'ye ailesinin yanına izne geldi. 3 yıllık asker olan Muhammed Yazır, 17 Ağustos Cumartesi gecesi arkadaşları İBB, HB, TC, Utut ve Siya ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çıkışında Muhammed Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Siya, yanındaki bıçakla Muhammed Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammed Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Muhammed Yazır, dün öğleden sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammed Yazır için bugün askeri tören düzenlendi. Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yazır'ın cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Yazır'ın cenazesi Bozburun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzine geldiği memleketinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammed Yazır'ın cenaze törenine 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ertan Dabi, askeri yetkililer ve ailesi katıldı. Öte yandan, olayın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan 5 kişiden biri olan S.A., emniyetteki ifadesinde Muhammed Yazır'ı kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Ben direkt bozdurum mesela.